Yarın söyleyecektim ama dayanamıyorum. Şimdi söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin Salit Bey? Senin çok mutlu olacağın bir şey söyleyeceğim Gül hayatım. Neymiş o? Çeşme. Çeşme mi? Evet, çeşme. Kasaba meydanına bir çeşme yaptırıyorum. Peki adı ne olacak? Bilin bakalım. Gül Hayat Çeşmesi. Çengi Gül Hayat Çeşmesi. Aman Halit Beyciğim, zaten kasabada bize karşı büyük bir reaksiyon var. Yapmayınız. Evi de çeşmeyi falan da başımıza yıkarlar. Hatta bir size diz kestiremiyorlar, acısı bizden çıkacak. Yok, biz çok korkuyoruz. O vakit benim eve taşınırsınız hepiniz. O nereden çıktı Halit Bey? Ay iyi fikir Marika abla. Bence bu akşam Halit Bey'de kalalım. İsteyen Halit Bey'le gidebilir. Ben hiçbir yere gitmiyorum Cemile. Tamam Gülayet, sen nasıl istersen. Zaten ben kasabada olduğum sürece sizlerin kılına dokunamazlar. İyi, yani Halit Bey'in koruması altında hiçbir mesele yok. Ben hepinizi korur kollarım. Herhangi bir şey olursa bana bir haber uçurursunuz. Tabii. Bana müsaade. Buyurun Halit Bey'si. Hoşça kal Gülayet. Güle güle Halit Bey. Marika. Gel gel. Gel. Yalnız ben sizi bir şartla korurum kollarım. Neymiş sertiniz Halit Bey'ciğim? Gülayet artık sahneye çıkmayacak. Pekala, öyle istiyorsanız ben onu ikna ederim. Ay zaten İstanbul'dan yeni kızlar gelecek. Bunu sana benim söylediğimi bilmesin. Hiç merak etmeyiniz. Göreyim seni. Güle güle paşam.